Merhabalar, hepinize iyi akşamlar. Yeni yılın son yayını. Bu arada hepinize mutlu yıllar. Gayrimüslimlere de mutlu Noeller mi diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum. Evet, umarım iyisiniz. Son yayına başlayalım. Yasal uyarı son kez ekranlarda. Yeni yılda bir şey değişir mi? Umarım değişmez. Bakalım link verdiyse son linkimi de atayım. Seneye bir link daha atacağım size diye iğrenç bir espri yapabilirim. Bakalım, bakalım, bakalım. İbrahim Can Polat, hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin. Valla yeni yıl sıkıntılı geçecek mi? Bir daha endeksi böyle görebilir miyiz? Valla ben hiç zannetmiyorum. Yeni yılda illaki bir düzeltme yapacak endeks. Yani bu kadar sert yükselişler bir daha olmayacak. O yüzden günlük trendlerde kaçanlar akıllılık eder mi? Eder. Eğer trend bozulur, BIST endeksinde hisseniz de aşağı düzerse kaçın. Ha, gereksiz yere stop koymaya gerek var mı? İnan ki yokun. Son dönemlerde gördünüz neden olmadığını. Trendinde devam edene hiçbir şey olmaz. Engelli arkadaşlarına zorbalık yapıp kameraya kaydeden gençlerden biri darp edildi. Adalet sokaklarda. Evet, adalet sokaklarda. Çünkü biz adaletle yönetilen bir ülke değiliz. Magandalığın revaçta olduğu bir ülke olduğumuz için. Bakalım durum ne? Endeks haftalıkta hiçbir şey kırmadı ama haftalık grafiklerden ziyade endeks ortalamalardan çok aştı. Ben olsam 5200 bandıyla 6240 bandına dikkat ederim. Artık haftalık grafikler ölmeye başladı. Ben günlük grafikte stopumu atacağım. Eğer endeks stop kırarsa, trend kırar, vortex kırar, hareketli ortalama dönerse stopumu basarım arkadaşlar. Eğer hissemde de aynısı olursa size de tavsiye ederim. Haftalık grafiği büyük ihtimal beklemeyeceğim. Günlükte stopu atacağım ki burada dönerse, haftalık grafikte dönerse stop yapmam gerekmesin. Çünkü sert bir şekilde aşağı kıracak. Eğer günlük grafikte tekrar alırsa devam ederim. En iyi grafik bence şu an bu. Eğer altına düşerseniz daha büyük sıkıntı yaşayabilirsiniz. Boşu boşuna kendinizi risk etmeyin. Mustafa hoş geldin. Yasemin hoş geldin. Zorbay Kirpikçi. Süleyman Altun. Verdipti Yılmaz. Anlamadım. Sıkıntımız var mı endeksle ilgili? Valla endeksle ilgili bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi şuradaki şunu kapatayım ilk önce. Buradaki arkadaş hareketli ortalama dönebilir. Şurada yeni bir trend çizer mi diyorum. 8-13 bandını kendinize destek atabilirsiniz. 8-13 bandı hareketli ortalama kırılırsa bir stop çekin. Artık bu kadar yüksek endeksler olmayacak. Zaten yeterince şişti. Bir düzeltme illaki şart. Ne zaman geleceğini biz de bilmiyoruz. Of. Bakalım. Mustafa, yeni yıl. İşler nasıl Mustafa? Piyasanın nabzı şu an sende. Durumlar nasıl? Bir şey söyle. Uğur Dündar, hoş geldin. Hasan Basri geldin mi? Hasan Basri geldin mi derken? Eyvallah Uğur. Şu videonun altına yorum yapan bir arkadaş vardı. Ona bakalım. Arena Bilgisayar. İlk önce ne iş yaptığına bir bakalım. Bilgisayar yan ürünleri satıyor. %34 halka arz, 26 yabancı. Yabancının olduğu hisseleri severim. 2P'de 9 liralık hisse 21 liraya ucuz mu? 100 milyon sermaye 900 milyona gelmiş. Bir bakalım. 70 bank tepte alım var. 44 Bankof'ta 33 Yapı Kredi satmış. Çok büyük bir çıkışı yok. 137 bin lira para girişi var. Tabii ben ilk 10 kuruma bakıyorum. Öyle fazlasına bakmıyorum. Gökhan Hocam benim kazandırdığım bir şey yok. Para senin paran. Yakın çevreme ihtiyaçlarını kararınca karşılıyorum. Vallahi kimsenin bir ihtiyacını karşılar mıyım?
İyilikten maraz doğuyor canım kardeşim. 700 milyon nakiti var. Güzel. 150 milyon finansal yatırımları var. Stoklarda da 1,9 milyar malı var. Stoktaki malı hiç fena değil. 7 milyarda 6.200 yükümlülük. 3 milyar satış 11 milyara gelmiş. Güzel bir rakam. 42 karlılık 65'e gelmiş. Karlılık çok artmamış ama genelde bilançoda zararlı olan bir hisse değil. Ekmek olmayınca pasta yiyoruz. Ne bileyim, piyasada işler kötü. Birkaç kişiye daha sordum. İyi dedi, iyi değil dediler. İki tane tahtacısı var. Tek ve City. Bebeğim biri 18 milyon, büyük ihtimal biri manda mal almıştır. Yeni gelmiş. 200 bine, 200, 150 bine, 180 bine yakın notu varken 18 milyona çıkarmış. Bakalım 700 bin ak. Malı kimden aldı daha göremedim ama tahtada bir satış yok. Güzel gibi duruyor. Tep ana tahtacı almaya devam ediyor. Ve benim sitede de satış yok. Yani bu tahta alınır mı? Niye alınmasın? Güzel tahta bulursanız, fiyatı da ucuzsa çökün arkadaşlar. Çökün. Şunun gün içine bir bakayım ben. 3 aylıkta bir şey göremedim. Malı kimden çektiğini bilmiyorum. Malı Arap Vahit'ten almış olabilir. Bakalım. 2 milyon TEP garanti, 700 bin lira satış. Evet, TEP'in alımı var. Bankofun alımı var. Kötü mü değil. %6 300 bin not artıda duruyor. Tahta kötü değil. Arena alınır mı? Niye alınmasın? Bacım benim. Her tahta alınır. Tabi durumunuza göre. Ben sizin şeyinizi bilmem. Arena yeni kırmış. Arenası olan arkadaşım bu tahta yeni kırmış. Tobosunu tamamlamış. Tobo dediğim bandı biliyorsun. Birinci direnç bölgesi. 2. 19.32'nin altına kırmadıkça ben arenada stop olmam. Yukarıda 24.38 ve 30.80 hedefleri var. 19.32 kırılmadıkça hiçbir yere kaçmam. Sen kendi stopuna bak. Endeks stopundan değil de kendi stopuna göre bir şey bulursan daha rahat edersin. İkinci trend bölgesi de aha burası. Alım aynı stop noktası yine geçerli. 19.26. Şunu kapatırsam daha mı iyi görürsün? Bakalım. Ha burada küçük bir dibim var. 1. Ha burada 2'yi yapmış. Ha burada 3'ü yapmış. Haftalık buranın altına, 19'ların altına düşersen senin için sıkıntı. Düşmediğin sürece niye kaçasın? Kısa vadeli tutmuyorsun. Eğer günlükte bakarsan döndüğü yer 12 lira. Eğer haftalıkta bakarsan döndüğü yer neresi? Ben yani atıyorum haftalıkta da döndüğü yer 10 lira. Bir malı 15'e satıp 10 liraya geri alıyorsan senin için güzeldir. Öyle 1 saatlik 10 dakikalık bakarsan para kazanamayacağını ben garanti ediyorum ama istersen yap. Neymiş Mustafa? Durdo ne iş yapar? Bilmiyorum ki. Durdo ne iş yapar? Mustafa sen söyle. Durdo basın mıydı bu? Şirket kartına bir bakalım. Duran Doğan basım, yayıncılık falan filan. Ambalaj üretimi, rulo, tabaka halinde kağıt. 11P'de 3 liralık tahtayı 42 liraya veriyorlar Mustafa. 35 sermaye 133'e 70 milyon kar bir görelim. PD'si ve FK'sı biraz fazla zaten. 1 milyon 300 giriş olmuş. 69 QNB almış. Yatırım finans 55 satmış. Geç bunları. Ne kazanıyor? Bu arenayı bir ay önce söylemekte korkuyordum. Bilançolarla alakalı bebeğim. Ben Jantsa'yı da söylemekten korkuyordum. Berbat berbat bilançoları vardı. Ama uçurdular. Ona kalırsa Sasa'yı da uçurdular ama onu da söylemekten korkmadık. Dedik ki bu kağıt döner. Yani bugünün şeyiyle alakalı değil. Bilançoyla fiyat her zaman aynı yerinde dursa dediğin doğru. Korkmakla alakalı bir durum değil ki bu. Nakit 15 milyon. 260 milyon stokta malı var. Özetine dersen 760'da 620 yükümlülük. 340 satış 870'e gelmiş. 22 kar 70'e çıkmış. Bence 11 PD'lik bir hisse değil. Kartal'ın söylediği arena daha mı mantıklı? Ben teknoloji hisselerini severim. %47 bizim 13 ak. %60 iki tane tahtanın elinde çok büyük satış var mı? İş Bankası da 300 satım. 240 film kapitalde alım var.
Bir ay önce söylemekten korktuğum tahtaymış. Bebeğim zaten şuradan şuraya bir ay olmuş, söylemekten korktuğum tahta değil. Tobosunu kırmış. 28 gün önce tobosunu kırmış. Toboyu kırarsa kaçarsın, kırmazsa üst banda yürürsün. Korkuyla alakalı bir durum değil ki bu. Ben sadece tekniğine değil ki temeline de bakıyorum. Hisseye göre değişir bu dediğin. Durdu doğan basım. Haftalıkta döndüğü yer 8 liradan beri pozitif. Çok sevdiğim bir tahta mı? Ya bu da çok sevdiğim bir tahta değil açıkça söylemek gerekirse. Ben çoğu tahtayı sevmem. Ona kalırsa eczacı yatırımı ya da ecilacı yıllardır söylüyorum. Onu da alan var mı? Onu da sormak lazım. Ya da bir yat yıl geçti listeden hiç çıkmadı. Onu da söylüyorum. Yani hepsini tutacak diye bir ihtimali yok. Durdu. Alır mıyım? Valla berbat bir grafiğim var ya. Nereye gittiği belli olmayan bir grafik. Bir aşağı bir yukarı. Bakalım mı? Bakalım. Durdu. Aha birinci trendi buraya atar. Son stopu trendin bitimi neresi dersen. 34 bandında bitiririm. En son günlükte büyük ihtimal 48 bandından beri pozitifliğini koruyor. Hareketli ortalaması da bir sıkıntı yok ama şu an durdu alır mıyım almaz mıyım? Tartışılır. Yıllardır yatayda olan bir hisse. Baktığın zaman 2011 1.70, 2013 1.70, 2018 2 lira. Sonradan bir atak yapmış. Çok verimli bir tahta mı? Değil bana göre. 11 PD fazla mı? Ben Durdo'ya hiç girdim mi hatırlamıyorum ama belki girmişizdir. Ben haftalık grafiğini atayım en tepeden en dibe. Ha buradaki dibe göre atayım veya Covid dibine göre de atabiliriz. En alt bandı haftalıkta. Valla alacaksan Mustafa 42 bandını geçerse üstte 52 bandına kadar yürürüm. Şu an bir pozitifliği var. Aşağıda 42'nin altında haftalık kapanış görürsen 34'e kadar indirebileceğini düşünüyorum. Elimde durdu var mı? İnan ki yok şu an. Haftalık grafikleri güzel. Günlüğüne göre hiçbir şey görmüyorum. Aldığım bir hissemi değil. 2023 ARDZ yılı olur. Valla patronu çenesini kapatıp durursa olur. Hiçbir yorum yapmasa tahta gider. Hiçbir şey yapmaması lazım. Konuştukça ya SPK'dan ceza yiyor ya da gidiyor bedelli sermaye yapıyor kafasına göre. Bence hiç konuşmasa daha iyi olur mu? Daha iyi olur benim görüşüm. Evet, kısa bir yayın. Bu yıl ağır yılıydı. 2023 arar yılı olacak. Yasemin ne bu arar yılı, ağır yılı? Anlamadım. Neler oluyor hayatta? Doko bakar mısınız? Güzel hissedir bebeğim. Halka arzı fazladır ama bizimkiler gibi bir halka arzı yok. Dojo. 6 PD 270'lik hisseyi 760'a veriyorlar mı? Veriyorlar. Alınır mı dersen? 1760 liraya %89 halka arzı var. Bakalım. Kışın genelde hava yollarında çok sirkülasyon olmuyor. Bu kademede satabileceğim bir hisse değil. Gördüğün gibi 2 lot, 5 lot, 10 lot. Kademesi zaten dev gibi. Yani kademenin başı var, sonu yok. Bakarsan dağ gibi bir kademesi var. Alınmaz demiyorum. Sever miyim dokuyu? Severim. Çok saçma bir hisse. Eyvallah Mustafa. Çok saçma bir hisse alacağına doku daha mı iyidir? Daha iyidir. Şu an temelini göremedik. Daha çıkmamış. 24 City, 14 iş, 11 yatırım. Büyük alanları var mı? Var. 28 satanı var. 57 alım var. 57 alımını yapan kim dersen %24'üne sahip City. Adamın elinde 50 küsür bin not varken 114 bin nota çıkmış. 3 aylıkta alan kim dersen City'nin çok güzel alımı var. İkinci tahta yatırım fonları aylıkta alım yapmış. Kimse tahtayı bırakmamış balım. Yok tahtada 2 tane tahtacı hem 3 aylık hem aylıkta tahtayı bırakmamış. Gayet güzel bir şekilde gitmiş.
Seçimler geliyor. Bağlantısı var mı? O yüzden merak ettim. Neyi? Neyi merak ettin? Ha şeyi. Broşür muhabbetine mi? Olabilir. Niye olmasın? 6 milyar bütçe ayırmışlar. Haftalık döndüğü yer Dokon'un 300 lira. Bebeğim. 300 lira da dönmüş. Bakar mıyız? Bakarız. Kötü bir tahta mı? Asla. Doko ikinci döndüğü yer 700 lira. Şu an 1600 lira. %100'den fazla vermiş. Haftalık grafiğine göre yapılır mı? Bebeğim yani tahta 200 liraya aldığın tahtayı 400'e atıyorum 300 liraya aldığın tahtayı 600'e satsan senin için sorun olur mu? Ne senin ne benim için sorun olmaz. Bakalım mı? Bakalım. 1, 2, 3. Covid'in dibi. 2, 3. Valla şuradaki dibe göre yapayım. Çok fazla dibine gitmeyeceğim. Bakalım. Kırılım yeri az önce çizginin olduğu yer neresiydi? Ha, burasıydı. Biraz daha geri grafiğe çizdim. Şurada çok güzel bir hacmi var. Haftalık grafiğinde bir sıkıntı yok. En iyisi biz bir günlüğüne bakalım. Çok uzun vadeli grafikten. Valla günlükte de çıkmamış. Trend tam aşağıya doğru dönmek üzere ama. Şurada iki tane hareketli ortalama dönmüş. Vortex dönmüş. MACD döndü. Tek dönüşün trende kaldı. Trendle dönerse kaçarsın balım. Trend grafiğiyle dönerse kaçarsın. İstersen haftalık 1820'lerin altında stopta bekle. 1820'lerin üzerine kırarsa benim tek bir hedefim olur. Hedef yerim 2100'e kadar hedef atarım. Kötü bir hisse değildir. Uzun vadeli grafikte zarar ettirmez. Adam gibi hissedir. Özellikle bizim hisselere baktığımız zaman Doka yanında melek kalıyor. Hiç dolar bazısına bakmayalım. CASA 28'inde bakıldı. Bakıldı bebeğim. Ramazan to Tarhan. Metro. Valla İhlas'la Metro grubu hiç en son çıkacak hisseler borsanın. 0.60 PD. PD o kadar ucuz ki 3 liralık tahta 2 liraya veriyor. İçim gidiyor mu? Gidiyor. Ben bu tahtaya ne zaman girdiysem Allah razı olsun. Şurada kimdi? Galip Öztürk burada yok mu? Kızına mı bıraktı? Çağla Öztürk. Kurulacak olan şirketlere sermaye sağlaması. İsminden dolayı kaybediyor bebeğim. 500 milyon sermaye 1.800'e çıktı. Piyasa değeri ucuz mu? Çok ucuz. 1 milyon 800'de 850 satış. Bugün 500 bin lira para çıkışı olmuş. İlk 10 kuruma baktığımda. 1.400 vakıfta alım var. Bank of A1 Kapital'de satış var. Aslında tahtanın yukarıda olması lazım ama A1 Kapital ile Bank of bir tahtada satışa girdiği zaman çok zor. 10 milyon nakiti var. Bakıyorum. Özet. 1 milyar 869 milyon hiçbir şey. 19 milyon zararı vardı. Şu an 300 milyon kârda dolaşıyor. Tahta güzel mi? Güzel. Dediğim gibi hep akıl veriyorsun. Ne vereyim sana? Hakan Özdemir. 4 milyon halk. Akıl vermiyorum. Liste de atıyorum oraya. İstersen listeye de bakabilirsin. 10 milyon yatırım finansta alım var. Güzel bir alım. City 3 aylıkta 4 milyon almış ama aylıkta 10 milyon satışı var. 28 milyon malın 10 milyonunu yapıştırmış. Evet, City 6 milyon da burada. Haftalık 6 milyon, aylıkta da 4 milyona yakın satışım var bebeğim. Citibank biraz mal satmış. Bakalım. Ne istiyorsun? Hep akıl veriyorsun. CRDFA sordun. Ya yani bu kafayla senin hissene bakılmaz bence. Git başka bir yere sor. Hep akıl veriyorsun. CRDFA sordum. Baksana köpek der gibi bir halim var. Yani neyine bakayım canım kardeşim? Çok mu sevgisiz büyüdün? Ne oldu? Yani sana davrandıkları gibi mi davranıyorsun millete? CRDFA sordum. Baksana. Sana diyorum. Neyse.
Allah Allah. Evet, haftalık grafiğin döndüğü yer 1.05, sonra da vortex döndü. Şurada 8.13 bandı grafiğinin ve gümüş rally'nin yapıldığı yer devam ediyor. Bulut Ongun. CRDFA bakmam Bulut ya. Sırf şeyine bakmam. Başka bir şey sor Bulut. Bakmam ya. Valla bu saatten sonra CRDFA'yı 10 yıl yasaklı kılarım ki arkadaş bir daha sormasın. Hani abonelikten falan çıksın ki kafamız rahat olsun. Balım şu an tahtada ne var? 8.13 kırdı. 20.50 bandı kırdı. Ha burada bak 8.13 bandını trendini ve vortexini kırdığı yerde sat vermiş. Geri al yeri bayağı bir eski. Şunun bir aylık grafiğine de bir bakalım da metronun. Metro 2010 yılında 1.34, 2019 yılında 9 yıl sonra yine 1.34, 40 yılda bir atak yapıyor. Onda da içinde bulundurursan ne ala memleket. Valla balım 2.16'nın altında teknik stopta kalır mıyım? Büyük ihtimal kalırım. Yukarıda 2.57'ye kadar hedef var. Dediğim gibi adım metro olmasa emin ol tahtayı ben de alır mıyım? Alırım. Zamanında almıştım var. Her aldığımda yapıştırdı. Her aldığımda yapıştırmış bir tahta. Trendi kıracağı yer neresi? Şurada bir dip. A burada iki dip. Üçüncü dip yapacağı yer burası. En son trendi bitireceği yerde 1.98 bandının altında. Zaten o zaman 20 günlük ortalama da buraya gelir. 20 günlük ortalamanın altında ben yapıştırırım. Balım. Kötü demiyorum ama isminden dolayı almaktan korkuyorum. Bu aynı şey hissesine benziyor. İhlas grubunun hissesine benziyor. Dediğim gibi 50 yılda bir alı var. Onu da yakalarsan. Yoksa metronun dolar bazlı grafiğine bakmak gerekirse metronun dolar bazlı grafiği yukarıda kırman gereken ben olsam 50 günlük ortalamayı kırarsa ilk direnç noktası üst band 1.16'ya kadar gelmek. Şu an risk eder miyim metroda? Yok. Alınacak o kadar hisse varken metrodaki çok kafamı ağrıtamam ya. Tolga Bol, smart bakar mıyız? Bakamayız. Canın sağ olsun hocam. O zaman sana zahmet Enka'yı. Bakılmadıysa bakacağım. Enka'yı. Uğur, Enka'yı baktık mı? Yeşil soranı harbiden atarım. Atma. Enka'yı bakılmadıysa bakalım. Enka'yı güzel tahtadır ama çok ağırdır. Günlükçünün tahtası değil. Piyasa değeri 100 milyarın üzerinde. Evet, Smart dün baktık 190 milyar piyasa değeri var. Ağır mı dersen 6 milyar sermaye 115'e kadar geldi. Eskiden bu listede vardı. Çok ağır diye milletin girmediği bir tahtadır. Bilgin olsun. Bakalım. 280'de 8 milyon satış, 19 milyon para çıkışı. Bunun çoğu yabancının elinde. Çıkmasının sebebi %8 halka arz. Bu 190 milyarlık tahta kazayla %90 halka arz olsa vay halimize. 13'ünde bakıldıysa sorun yok. Bu haftadan sorumluyuz. 22 milyar yatırımı var. Nakit 22 milyar da parası var. 156 milyar toplam varlığı, 39 yükümlülüğü var. Güzel bir tahta ama 16 satış. 44'e geldi. 4 milyar kar, 3 milyar zarara geldi. Zararı açıkladığı hafta aşağı doğru indirdiler tahtayı. %37 HSBC, %24 Citi, aşağıda %1 ile Doçe var. Citi ve Doçe tahtadan bir çıkış var. Büyük ihtimal orada bir bölünme oldu. Tahta hiçbir zaman yerde kalır mı? Kalmaz. Bu tahttan her zaman alan olur. Citi ve Doçe tahtadan bir miktar çıkış yapmış mı? Yapmış. Citi hala mal satıyor. Kötü bir tahta değil. Yani yabancının tahtadan çıkıyor olması bu tahtayı kötülemez ama ağır tahta. Alıp bekleyeceksen ne ala. Ne demiş? Bakalım. Hocam selam. Yeşil enerji şirketinin Borsa İstanbul işlem görmesi için info ile anlaşmış. Hissede pozitif etkisi olur mu? Biraz daha aç Hüseyin konuyu. Aşağıya bir yaz. Konu nedir? Onu bir söyle. Ona göre bakalım balım. Yeşil enerji mi? Yeşil yapı mı? Bakalım. En son attığımız bant nerede? Burada duruyor. Fibonacci'nin başlangıcı. Tekrar hacimlenmiş mi? Evet. Tekrar dönüş yeri. Ha burada satışı yediği bant. Yani desteğin olduğu bant.
Yukarı bir dönüp tekrar kırdı. Ana kırılım yeri neresi? 16 bandından beri kırmış. Bunu en son baktığımızda 24'ü kırarsa 29'a gider. Yeni stop noktan 29, yeni hedef 37. Kırarsan da 50 bandına gelirsin. Şu an bir negatifliği yok. Bayağı da büyük hacim yapmış. Evet, trend olarak pozitif mi? Şurası birinci dip, ikinci dip, üçüncü dip. Gelebileceği yegane son band 18'e kadar gelir. Altın gibi bir hisse mi? Bence öyle. Yeşil grubu enerji şirketini halka arz edecekmiş. Ha, iyi o zaman. Etsin ya, ne olacak? Bizim hisseye de pozitif yansır. Enerji şirketi mi varmış? Etsin balım, güzel. Yeşil hissesiyle alakalı bir durum yok. Pozitif olur mu? Olur. Ama bu ara enerji şirketleri o kadar çok halka arz oldu ki sonuç bence iyi olmayacak gibi geliyor. Bu Enka'nın ta burada 2008 dibini kırmış. 1,5 dolar. Valla 1,5 dolar tepesini kırmış mı balım? Kırmış. Nereye kadar gider dersen. Valla ben tek bir hedef yapar. Başka da bir hedef yapmayı düşünmem. Pardon, yanlış yaptım. Eğer en dipten bir hedef yapacaksan Enka'da bir kendi boyu kadar gider mi? Enka kötü bir şirket değil ama ağır bir tahta dediğim gibi. Aşağıda stopu 1,58 dolarlara falan koyarım. Yukarıda hedefi de 7 dolarlara falan atarım. Günlük mü dersin? Valla haftalık hedeflerimi, günlük hedeflerimi. Eğer TL bazlı yapacaksan haftalık hedefinden şaşma. Uzun vadeli alır mıyım? Ya şu ara uzun vadeli hedef yapmam. Çünkü borsada bir düzeltme gelebilir. Ben günlük hedefte tüm ortalamalar kırdım mı hemen kaçacağım. Enka. Güzel şirkettir. Eskiden listede vardı ama alınır mı? Alınır. Yeşil Enerji Grubu şirketleri bir bakayım. Enerji grubunu bilmiyorum ben bunun. Vovo zincir gayrimenkul diyor. Enerji grubu. Bakmam lazım bebeğim. Halka arzını bilmiyorum. Enerji şirketleri şu an yukarı gidiyor. Ama dikkatli ol. Atlarsın tam dönüşe denk gelir. Yapıştırmasınlar. Serhat Serhat Çılık Çelik. Bu çim. Güzel hisse. Listede var mıydı? Eski listelerde var. Birincisi Nuh Çimento'ydu. En iyilerden biri. İkincisi bu çim. Çünkü zarar açıklamıyor. 2P'de 2 liralık tahtayı 6 liraya veriyorlar. 1 milyon para girişi olmuş. Çok önemli değil. Bebeğim bilançosuna bak. 900 milyon nakiti var. 1 milyar alacağı var. Stokta da 1 milyar malı var. Özet vurduğun zaman ne görüyorsun? 5 milyarda 1 milyar yükümlülük. 1,5 satış 4 milyara gelmiş. 200 milyon kar 1 milyara çıkmış. Bence güzel hisse. Temeli güzel. Zarar açıklamıyor. Karı var mı? Var. %28 ak, 18 deniz, 11 tacirler, 3 tane büyük tahtacısı var. %46, 47, 48, %58'i ilk 3 tahtanın elinde 23 milyon emeklilik fonları satmış. Evet, 30 milyon stüdyo alım var. Aşağıda %18 ve %11'ine sahip tahtalarda satış var mı dersen yok. Alınır mı? Valla ben seve seve alırım. Site aylık grafik 14 milyon alımı olmasına karşı 6 milyon satımı var. İki tane tahtacı da canavar gibi almış. Birisi bir yatırım fonları. Bence tahtada durulur. Ama panik yaparsam bilmem. Ben tahtada durur muyum? Dururum. Bakalım, 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 bakalım. Çok güzel gitmiş. Tobosunu dağıttığı yeri söylememe gerek yok. Bir Müslüman evladı demiş ki bu tahta 4,90'ı kırarsa 6,26'ya gider. Yani 4,90'ı kırdığın zaman bekleyeceğin ilk basamak fazla değil. %26. 4,90'ı kırdığından beri bekleyeceğin yer 49 günde %27. Balım %9'u banka bir yılda veriyor. 6,26'yı kırarsan sana 8,44'lerin kapısı hayırlı uğurlu olsun balım. Sana şimdiden güzel olsun. Tahtayı günlük alır, günlük satarsan ne ala? Günlükte aldığı yer burası 2,35. Şu an trend dönmemiş. Senin için yapılacak ne var? 3 taneyi döndürürsen kaç? Şurada 8-13 hareketli ortalama döndü. 1. Vortex döndü 2. Trend döndü 3. Şurada Vortex aşağı kırdı. 8-13 kırmadı. Trend kırmadı.
Burada nasıl 3'ü aynı anda döndüğünde alsa, 3'ü aynı anda dördüğünde yapıştır. Çok güzel gitmiş. Trendinde bir sıkıntı yok. Yani küçük dönüşler senin fazla ilgilendirmez. Sen normal yolunda gittiğin sürece sana kimse bir şey yapamaz. Bu çim. Güzel hissediyor. Severim. Bunu listeye koyduğumdaki fiyatı hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa yazsın. Şu an fiyatı kaç lira? 6 lira. Liste fiyatını hatırlayan bir Müslüman evladı varsa ne güzel memleket. Ailecek izliyoruz. Esin Coşkun. Eyvallah. Ali Yılmaz. Biz de. Valla ben de kendimi izliyorum. Muharrem Baş. Kuargren. Deposu mal dolu. Listede var. Bebek. Şu anki fiyatını hatırlamıyorum ama bir bakayım bebeğim. Az önce arkadaş şey diyordu ya, tavsiye vermekten başka bir şey yapmıyorsun. Yapıyorum da eleştirmekten başka bir şey yapmayan arkadaşlar için fazla bir şey yapmam mümkün olmuyor. Direkt kafayla gittiği için bir iki tane yayını izlesen belki sana bir faydası olur. Evet, atak yapmamış hisseler mis gibi. Hala bunlar devam ediyor. Bunu 30'da listeye koydum, beğenmedi. 60'da listeye koydum, beğenmedi. 85 oldu, hala beğenmiyor. Kuar Granit. 5. ayın 9'u. Yapılır mı? Ben de beğenmiyordum ama sonradan fark ettim ki depo mal dolu. 240 sermaye. 2 milyara kadar geldi. %28 halka arzı var. 9 liralık hisseyi 79 liraya veriyorlar. Bunun maliyeti kaçtı? 15 miydi? 17 miydi? Öyle bir şeydi. 7 milyon 200 bin lira girişi var. Bugün Bankof 300 almış. 118 yapı kredide satış var. İnşaat malzemelerinin fiyatı arttı. Zaten bu canımız stoğunda 800 milyonluk malı var. 5 milyarda 3 milyar yükümlülük. Kazançları güzeldi. 700 milyonda 200 kazanırken 2800'de 1 milyar kazanıyor. Baktığın zaman %40'lara 35 lira yakın bir karlılık iyi mi dersen benim için güzel. Bu çim listedeyken bedelli yapmamıştı hocam. Fiyat değişti. Tarihini söylesen yeter. %34 yatırım. Garanti, Deniz, Ak, Info çok büyük tahtacıları var. 34, 45, 50, 5, 65, 75. 10 milyon satış var, 18 milyon alım var. Yatırım %34'üne sahip, 18 milyonu almış. 26 milyon malı varken üzerine 18 milyon eklemiş. Ana tahtacılar alımda mı? 1. Info. 2. Ak. 3. Yatırım. Bebeğim hiçbiri satmıyor. Millet satmıyorken takasla sen niye satasın? Şimdi bana onu söyle. Sen takasla niye satasın? Neymiş? Mayıs ayının 9'u. Ben listeyi söyler geçerim. Alıp almamak size kalmış. Ben bunu listeye koymadan önce de söyledim. O zamanki fiyat 17 lira mıydı neydi? Ha biraz daha istersen senin Mayıs'ın 9'una atayım. Çok bir şey fark etmeyecek. Mayıs'ın 9'undan çok vermedi desem %260. Az önce arkadaş yazıyor ya konuşmaktan başka iş yapmıyor musun muhabbeti yapıyordu ya. Al sana %260 tutarsan tutmazsan sana %260'ı tahta niye versin? Adama babası vermez %260'ı. Neyse. Şimdi bakalım Kuar Granit ne yapmış? Trendde bir bozulma var mı? Yok. Canım kardeşim. İnan ki trendde bir bozulma yok. Trendi nerede bozarsın? Trendi bozarsan nerede bozar? Trend 1. Bozmuş mu? Hayır. 2. 3'te gelebileceği dip neresi? Kısa vadeli trendde gelebileceği 61 lira. Uzun vadeli trendde nereye gelir dersen, a bunu kapat, listeyi hiçbir şey umursama, a bu çizgiyi uzat, bunun dip yapabileceği yer 47 lira dibi var. Ha benim gibi 17 liralardan aldıysan veya listeye kayıp da 20 liralardan aldıysan şunu %260 kar senin işine yarar mı? Yarar. Yukarıda 77 lira hedef çizmişiz. Hadi biraz daha yükseltelim. 77'yi kırarsa 103 hedefi var diyelim. Zaten 61'i kırar kırmaz hedefi zaten 70'e almışız. En az %20 hedeflerle çalışıyoruz. Hani diyorsunuz ya çok kısa vade hedef. Kısa vade hedef %5 karlılık neyinize yarayacak? Hedefiniz %5 ise borsada ne işiniz var? Çok güzel kumarhaneler biliyorum ben. Sana tavsiyem kısa vadede kaçacaksan. 8-13 bandı bir kırdı. Trend kırdı, vortex kırdı.
Ha burada Vortex 813 trend kırarsa kaçarsın. Öyle benim hedefim bir günde %8 gitti. Sat değil. Onu satan arkadaşlar zaten %260 karı rüyasında göremez. Yani göremezsiniz. Kua Granit. Furkan Erbaş, bu Çin 2021 Ocak'ta 25 gibi. Şimdi listeye geri dönmeyeyim. Eski listeye de sadece 2021 Ocak. Orada biraz düşmüştü ama hatırlıyorum. Değil mi? Bir çakmıştı bizi. En azından ben öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor muyum? Çok mu gitmiş? 2021 Ocak. 2 liraymış. Çok da gitmemiş. %190. Yani o rakama bakarsan çok da gitmemiş. Buradaki arkadaşlara %190 ne yapar? Günlük %2 almak varken %190 dediğin nedir? Artık masar zorlu sormayalım. Bak adam 28'inde diye yazıyor. 3'tür yazıyor. Daha sormayın. Çok güzel bir hisse soracağım. Ne soracaksın? Ahmet T. Ve yukarıda Coşkun. Aksa. 4 gün çalışıp 3 gün izin yapacakmış. Aksa. Akrilik. Bakalım. 6P'de 13'lük tahtaya 91'e alınır mı? 300 sermaye 4 milyara gelmiş. 13 kat artmış. %23 yabancı. %35 halka arz. Temettü 5 yıllık ortalaması 8 süper. Ama bu yıl temettü çok yüksek değil. 500 milyon 500 bin max almış. 126 Bankof satmış. Ya Bankof satmasa bugün bu tahta yukarı çıkardı. Çünkü 13 milyon para girişi var. Süleyman Uysal, iyi yayınlar. 12 TL'den 10 TL'ye düşmüştü. Evet, şimdi de %190 vermiş. Sağlık olsun. Nakit 1.2 milyon. Stoklar 2 milyar. 11 milyarda 6 milyar yükümlülüğü var. 5 milyar satış 13'e gelmiş. 700 kar 2 milyara çıkmış. Kar oranı daha fazla artmış. Beklettiler, beklettiler. Ondan sonra patlattılar tahtayı. 800 milyon emeklilik fonları satıyor. Kim topluyor dersen 2 milyon 200 bin. City %22'sine sahip. Elinde 25 milyon mal varken 2 milyon daha eklemiş. Bu ana tahtacının eklediği mal. Yani bir satış var mı ana tahtada? Yok. Aşağıda bir tahtacı daha var, İş Bankası. Elinde 13 milyon malı var. En fazla sattığı 24 bin. Yani 13 milyon malda 24 bin takasla seni etkilerse tahtadan kaç. Gerçi bu da çok uzun süre bekletti. Haftalık grafiği bir döndü, pir döndü. Pir döndü. Haftalık grafik dediğim abu. Aksa Akrilik. Şunları bir kapatayım. Her şeyi. Aylık grafikte 4 lirada bir döndü. Valla böyle bir dönüşü kimse bekler miydi? Valla ben beklemezdim. Bu kadar sert bir gidiş. Haftalık grafikte de döndüğü yer 6 lira. Kötü bir tahta mı? Ya bebeğim bu saatten sonra bu tahtaya girer miyim, girmez miyim? 1. Ben haftalık grafik döndüğü an kaçma taraftarıyım. Haftalık grafiği nereden anlarsın? Valla trend döndüğü an kaç. Tek grafikte de yapılır. Atalım mı? Atalım. İlla bir Fibo istiyorsan atalım. Kötü tahta mı? Tahtayı kötülemeyeyim de. Biraz fazla çıkmış mı? Ecik fazla çıktı. Dünyanın en büyük akriliği olabilir ama yine de dikkat edin. Hacimin yaptığı yere bakın. Şurada muazzam bir hacim varmış. Neyse. Aksa Akrilik. Balım aşağıda 78 desteği devam ediyor. İstersen grafik 8-13 bandı hareketli ortalamayı kendine ayarla. Dönerse satarsın. Yukarıda ben olsam 98'e kadar yürürüm. Haftalık hedef dönmeden de trendi çevirmem. Eğer günlük hedefe göre yapacaksan günlük stopu da aynı şekilde geçerli. 8-13 dönerse ya da trend dönerse aynı anda satarsın. Tek hedefim neresi olur? Şunun bir dolar bazına bakalım mı? Sadece merakımdan bakıyorum.
Valla dolar bazlı grafiği de fena değil. En son 3,5 dolardan 4,75 dolar. Oradan da 5,35 dolar hedefi var. İlk hedefi kırmış. Sen TL bazlı hedefe göre git. Trend kırılırsa satarsın. Hani burada diyoruz ya bir dip, iki. Üçüncü dibi en son kıracağı yer 62 bandı. Uzun vadeli trendle yapacaksan 62'ye göre git. Günlük yapacaksan trend kırdığı anda kaçarsın. Trend dediğim 8-13 bandı kırarsa kaç. Ya da trend indikatörü kırarsa kaçarsın. Başka hiçbir şey yapma. Güzel hisse alın, ucuz hisse alın, hiçbir şey olmaz. Sırada ne var? Hiç sorulmayan bir hisse yok mu? Hiç böyle bakmadığımız. Dip yapmış, hiç çıkmamış. En fazla 2 saat dayanabiliyorum bakmadan. En fazla 2 saat dayanabiliyorsun. Neye? Hocam ben aldığım zaman unutuyorum. Maliyetlerim düşük. Bir yat ağır edeze Kütahya Şeker için stop koymaya gerek var mı? Kütahya Şeker'de stop koymam. Bir yat 400 küsür maliyetle bende var. Zaten 440'da listeden vardı. Trendi kırmadıkça sorun yok. Büyük ihtimal ağır edeze bu sefer 9 lirayı kırarsa satacağım. Kırmazsa devam edeceğim. O kadar çok bekledim. Bu saatten sonra satamam. Bu saatten sonra satamam canım benim. Çok güzel bir hisse sorulacak diyor biri. Bakalım. Eyho. Eyho. Işıklar enerji mi? Aa, listeye koymadım ama çıkışını görmüştüm. Hatta yayında da söyledik. Bir miktar çıktı galiba. 1.65'de. 1.32 ise 2.16'ya veriyorlar. Geç. %89 halka arzı var. 490 para çıkışı var. Çok büyük para çıkışları olmamış. Geç. %1.200'de 300 yükümlülük. 300 satış 900'e 50 kar 150'ye. Karlılıkla satış oranı aynı bir şekilde devam ediyor. Bu arada Kütahya Şeker'in toplaması hala güzel. 5 milyon 300 garantide satış var. 14 milyon vakıfta çok güzel toplama gelmiş. Yaklaşık 86 milyon lotu varken ya da 87 milyon lotu varken 14 milyon daha eklemiş. 8 milyon garantide satış var. 4 milyon işte alım var. %19'una sahip. Ana tahtacılarda çok büyük bir satış yok. Sadece haftalığında oyak biraz fazla yapıştırmış. Sadece haftalığında bir miktar satış var. Çok değil. Hop. Çok güzel bir tobo kırılımı. Aha bir dip, aha iki dip, aha üç dip, aha bir tepe, aha lan iki tepe, üçüncü tepe noktası çizilmiş. Tahtaya bakmışım. Haftalık döndüğü yer 80 kuruştan beri haftalık dönmüş. Bakalım. Evet balım kıramadığın yeri söyledik. 2.24 bandını kırarsa 2.75 hedefi var. Son hedef noktası bugün için biraz daha yukarı alırız. Herhalde 3.20, 3.30 bantları hedef noktası olacak. 2.24'ün altında kaldığı sürece stopta bekler. Desteğin biteceği yer 1.80. 3, 1.84 bandı. Aşağıya kırarsa yoksun. Çünkü toboyu patlattığı an genelde ilk Fibo'ya direkt gidiyor. Yani toboyu patlattın mı genelde ise hedefi %20'ler falan oluyor. İyilikten maraz doğuyor diyorsunuz. İyilik yapmaya devam ediyorsunuz. Ben maraza seviyorum Furkan. Eyho. Çok güzel toba dağıtmış. Üst hedef son hedef gibi görünüyor balım. 3.20, 3.30 bandı üstteki hedef. Bir dolarına bir bakalım. Dolar bazda çok güzel kırılım var. Bir tepe, 2, 3, 4. de dağıttığı yer burası. 1.08'i ilk hedefiydi. İkinci hedef 1.11 bandı. 0.11 bandı pardon. Valla bebeğim 11'in üzerinde kalırsa dolar bazlı hedefi 13 bandı. 13'ü kırarsan 16, 19, 24 diye gidiyor. Ana hedef 24 bandında.
Çok güzel bir kırılım yapmış. Işıktan enerji. Bunun dönüşünü gördüm. Hatta birkaç yayında da söyledim. Aynı RYGO grubu gibi. Uğur Dündar, sözüm olsun. Ağustos'ta bal yollayacağım. Eyvallah. Ayhan, gerek yok. Benim sorum balla alakalı değil zaten. Sıkıntının balla alakalı bir durumu yok. Neymiş? Link bakmadınız hocam. Biliyorum. Bakılacak diye bir şey yok ki illa link. Kezban G'ye yeni baktım. Neymiş bu link? Arena. Arena mı link mi? Arena. Bakalım 11 sermaye 76'ya gelmiş. 600 milyon piyasa değeri. 8 PT biraz fazlasın. Ama halka açıklık %33. Kademede lot yok. 250, 150. Bugün Bankof 8.500 alım, 9.000'de infos 60. Bir görelim link para kazanıyor mu? 61 nakit geç. 84'te 8 milyon yükümlülük, 6 milyon kazanç 21'e geldi. 11 satış 17'ye gelmiş. Link. Bir görelim bebeğim. 81 Oyak'ta satış var. 200 City'de alım var. 3 aylıkta alım. Aylıkta 150 City'de alım devam ediyor. City ve Philip Capital'de devamlı bir alım var mı? Var. Ancak 8 PD. Grafiğine bir bakalım. Belki değişik bir şey buluruz. Link. Bu arkadaş da aynı kaderin kurbanı mı? Aynı kaderin kurbanı. Çok güzel bir tomo tamamlayıp çatır çatır yukarı vermiş. Link'i şöyle çok isterim. Şuraya düşmesini. 11 liraya düşse Link'in tadından yenmez. Bir gün 11 liraya düşerse o civarlara haber verin. Link için şu an diyebileceğim tek şey demiş miyim? 46'yı kırarsa 58'e kadar hedef. 58 altında birinci stop. Son stop 54.6. Kırarsa sizi 46'ya kadar indirir. Yukarıda 58'i kırarsa ben 72'ye kadar yürürüm. Link'te. Günlük hedef mi haftalık hedef mi? Bariz bir şekilde benimki haftalık hedef. Günlük hedefte trend kırmış. Günlük alanlar için 8-13 bandını kırdı. Vortex'i kırdı. Ve trendin al verdiği yer burası. 8-13'ün aşağı döndüğü, Vortex'in döndüğü ve trendin döndüğü yer burası. Günlükte aldıysan stop yerin. Haftalıkta aldıysan stop yok. Herkese iyi akşamlar, mutlu Noeller. Ho ho ho, Adem. Evet, Noel Baba gelecek. Al sana link. Hala link diyor ya. Neymiş? Hala link diyor da. Ne diyormuş? Hala link. E diyecek. Demesin mi? EIF'e bakar mısın hocam? EIF'e bakar mısın? Aha sana hisse. Baktım diye hatırlıyorum ama neyse. Şöyle bakılmadık bir hisse sorun da bakalım. Aynı hisselerin üzerine dönmeyelim ya. Şöyle hiç bakılmalık bir hisse yok mu? Herkes aynı hisseleri soruyor. Bulut senin bir taneye baktım. Bir denem baktım zaten. Değil mi? GLBM'de Global Yatırım Holding. Hadi bakalım. GLBM'de GLBM'de Umpaş hiç bakılmamış. Bakılacak bir hisse değil de o yüzden. Alıp da nereye çıkacaksın Umpaş'ı? 6PD ikili alık tahta 13 liraya veriyorlar. %24 halk arz. Temettü zaten yok. FK 160. 39 bin para çıkışı var. Geç. Global Yatırım Holding. Bakalım. Özet. 680 milyonda 590 yükümlülük. 6 milyar satış 7 milyara geldi. 21 kar 21'de duruyor. Çok büyük işler yapıyor ama kar oranı çok düşük. 700 bin info site satışı 500 bin ziraat alımı var. 500 bin satan site aylıkta malını geri toplamış. Çok büyük bir toplama var mı? Haftalıkta var. Yapı Kredi, TEP, Eskide toplama var.
Ama en büyük toplama haftada gibi, haftalıkta gibi. Global Yatırım Holding, GLBM'de ağır bir tahta. Bakalım. Haftalıkçıların tahtası mı? Evet. Haftalık döndüğü yer 6 lira. İlgilendirir mi seni? İlgilendirir mi? Bilmem. En son baktığımızda Global Yatırım ana kırılım tahtası 9.18. Bir kere stop verip alt banttan geri almış. 9.80'i kırdıktan sonra 12. 12'yi kırdıktan sonra 15 hedef verilmiş. Aradaki stoplar sana kaldı. Bunun ana tahtasının bitim yeri neresi? 11.30 trendi var. Şurada bir dip, İkinci dip, aha üçüncü dibin olduğu yer, büyük ihtimal 13 günlük ortalamanın olduğu yer. 12'yi kırdıktan sonra 15'e kadar beklediysen orası sana kalmış. Çünkü haftalık grafiğini kapatmış. 15'in altında stopta beklersin. 12 desteği var. Yukarıda 15'i kırarsan da 18 hedefi var. Çizilecek bir şey yok bebeğim. Yani buna 3 hafta önceki stopu aynı yerinde duruyor. Şunu kapatalım. Destek noktasını niye böyle söylediğimi de biraz daha ayrıntılı bakar mıyız? Ha şurada birinci dibini yaptın, ikinci dibi yaptın. Son dip noktası 11.25. Üçüncü dip olarak söylüyorum. Ben haftalık hedeften şaşmam. Haftalık aldıysan haftalıkta sat. Küçük bir örnek. Tahtayı aldıysan 50 kuruşa yapıştır 2.30'a. Tahtayı aldıysan 2 liraya yapıştır 7 liraya. Tahtayı aldıysan 5 liraya haftalık dönerse yapıştırırsın. Ama her gün her gün her gün satarsan zor. Seni kimse kurtaramaz. Ha bundan sonra haftalık grafikler zor mu? Bana göre zor olacak artık. Sayın Kanbay, eyvallah. Bugün cuma. Dediğim gibi yayınları artık kısa tutuyorum ki hemen böyle erkenden bitsin kaçalım mantığıyla gidiyorum. 98'de 59 beğeni. Vay, %50'yi aşmışız. İyi. Çoğunun sorulduğu hisselere baktığım için çok fazla gitmiyorum arkadaşlar. Çoğu hisselere zaten bakmış oluyoruz. Artık bakmaktan da gına gelen hisseler oluyor. Kaç gündür sorulan bir hisse var. Ona bakmadım. Yeni Yimat. 2.60B'de 12'lik hisseyi 33'e veriyorlar. 240 sermaye 3 milyara gelmiş. %82 halka arzı var. Bir miktar temettü de veriyormuş. 16 bin alım var, 11 bin satım. Bankop almış, Yapı Kredi satmış. Görelim. 700 milyon nakit, 80 milyon yatırımı var. Stoklarda 900 bin lira. Özetine bir bakalım. 3 milyarda 91 yükümlülük. Adamın neredeyse yükümlülüğü yok. 180 satış 500'e geldi. 180'de 182 kar, 400'de 500 bin lira kar var. Yani kira gibi gelirleri büyük ihtimal vardır. GYO şirketi olduğu için. Çok büyük bir şeyi var mı? Var. Özellikle burada bir yatırım ortaklıkları var. %15. Hiçbir satış yok. %49, 59, 63, 64, 67, %77'si ilk 3 de tahtanın elinde. 1 milyon 200 ICB'de satış var. 1 milyon 100 alım var. Sevdim mi? Sadece haftalıkta bir İş Bankası'nın 58 bin satışı var. 29 bin de site almış. Aşağıda 13'üne sahip tahtada bir satış yok. Sevdim mi? Takasta bir satış yok açıkçası. Bir grafiğine bakalım. Takasta satış yok diye de fazla sevinmeyelim. Neydi? YGGYO. Şenol Algan. Polat demiş ki şimdi baktı GLBM'de. Valla şimdi baktım. Yeni Gibat bir dip bir tepe bir dip bir tepe ikinci tepenin olduğu yer burası. Kırmış geçmiş gülüm. Kendi kadar bir tepe daha atar mı? Kendi boyu kadar gider mi? Bunun imtiyazı yoktu galiba. Bunun düşerse tekrar bir niyetlenmem vardı. Bir sonraki hedefin olacağı yer 43 bandı. İlk stopunun olacağı yerde 25 bandında duruyor. Ha dersen ki ben öyle 25 bandı falan anlamam. Bana kısa vadeli vur kaç yeri bak. Sana bakalım. Örnek vereyim. Trendin al verdiği yer 3 liradan beri aldı. Çok güzel gitmiş mi? Hatta fazla güzel gitmiş. Bakalım bakalım.
En dibe kadar inelim haftalıkta. Sen kısa vadeli, yani bana göre kısa vadeli bir hedef yapacaksan, valla balım sen 35-80'i kırdığın zaman ben senin arkandayım. 43-90'a kadar. 18-35'i 4 hafta üst üste, 3 hafta üst üste denemiş. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4.'ü denememiş bile. 3 hafta üst üste, yani 21 gün boyunca deneyip kıramamışsın. Dikkatli olmanı tavsiye ederim. 35'in altında bekleyeceksen senin desteğin ya 28'de olacak ya da 24'te. Şu an aşağı doğru gidiyorsun. Ha, günlük grafikte bir sıkıntım var mı? Yok. Günlük trendinde hiçbir bozma yok. Hareketli ortalama ve vortex'in döndüğü yerde alacaksan, hareketli ortalama, vortex zaten dönmüş. Trend de hareketli ortalama dönerse satarsın. 8-13'e göre ayarla. Ha, burada bir trend, bir de 8-13 dönerse satarsın. Üstteki bandı kırarsan ne ala? 35'i kırdığın an üst bantta senin yanındayım. Kırmazsa hiçbir yerde yok. İyi ho baktığınızı gördüm. Özür dilerim. Rica etsem gitmiyor ona göre. İyi ho gidiyor. Hatta iyi ho ile mi? CRDFA ile EAFO'yu aynı hafta bu yayında da söyledim. Bak RYGO'yu da söyledik. Son 2 haftadır gidiyor. Hani gideceğini söyledik ya, listeye almak başka bir şey tabii ki. Hafta bence gitti, gitmedi değil. Evet, öyle her tahta her gün gitmez. Birleşim dün bakıldı. Hocam, Çinili günler ne? Dobur 102'den girdik. Bir yıldır bekliyorsun. Niye bekliyorsun? Dobur'un ne olduğunu ben biliyor muyum acaba? Dobur neymiş? 43 PD. Sen bayağı delikanlıymışsın. 103'te %60 desen 60 küsür PD. 60 PD'lik hisseye girdin ve bir yıldır bekliyorsun. Bence az, ben tahtacı olsam seni 5 yıl bekletirim. 100 liraya aldığın hisseyi 2 liraya satmadan bırakmam. 19 milyon sermaye 29'a çıkmış. 29 milyon öz sermayesi olan şirket 1,2 milyar piyasa değeri var. 1,5 liralık tahtaya 60 lira veriyorsun. Yani sen 1,5 liralık tahtaya 60 değil 101 lira verdin. Ve diyorsun ki bir yıldır bekliyorum. Tahtacıyı seviyorum ya. 40 milyon nakiti var. 36 milyon. Neyse. Bebeğim bir bakayım. Neyin olduğunu biliyorum. 95 milyon da 60 yükümlülük. Adamın 95 milyon da 60 yükümlülüğü var. Toplasan 30 milyon malı var. Piyasa değeri bunun 40 katı. 95 milyon da 5 milyon kazanıyor. Yani %6 falan kazancı var. Çok iyi. %6. %6 kazanan şirketi 60 PD'ye almışsın. Lotu da var mı? Çok yok. %37 tep, %11 iş. 87 işte satış var, 93. Efendim ben çok yüksek PD'li tahtalara girmem. Alabilir misin? Tabii ki alabilirsin. Takasında hiçbir şey yok. Dobur. Dergi yayıncılık. Bakalım Dobur'un ne olduğunu biliyor muyuz? İyi, Allah'tan 300 lirada falan atlamamışsın. Yani 100 lirada atlamak iyi. Adam gibi bir grafiği var mı? Aylığını geç. Şu an dönüş evresinde. Bu, yani onu da söyleyeyim. Şu an dönüyor gibi bir hali var Dobur'un. Bir dip, iki dip, aha üç dip yaptığı yer. Bir bakalım. Valla bebeğim Dobur 65'i kırarsa yeni bir stop atarım. Hedef 87. Kırarsa da 133 bandı. Valla benim ilk hedefime gelmemiş ki bir yere kırdığını göreyim. Dobur. Allah'tan 300 liradan almamışsın. Yine ya iyisin. 300'den alan ne yapsın? 60 lirada 40 PD. 300 lirada 5 katı. 40 PD 200 PD. Huu. 1,5 liralık hisseye 200 lira vermek. Valla ben 1 PD'lik şirketi yazıyorum. Adam alınmaz diyor. Altına dünyanın lafını, 200 PD'lik şirketi yazsam bunun aynısı Peykent'te vardı. 900 liradan 180'e düştü. %5 çıktı diye adam dua ediyor.
Evet, şu an haftalığı pozitif mi? Pozitif. Sadece bunu söylüyorum. Haftalık al yeri 15 lira. Sat yeri 170 lira. Şu an al yeri 42 lira. Şu an sattı değil. Ama ben yanlış anlama, tahta atıyorum 200 170'te stop vermiş. Ben stop için 100 lirayı beklemem. Ya kol keserim, alttan girerim ya da hiçbir şey yapmam. Çok riskli hisseme. Bu çizginin üzerine kırarsan ne ala memleket. Şu çizgi kırılacak. 70 bandı. Sonra 87'ye geleceksin ki 133'e gelesin. 100 diye bir hedefi yok zaten. Orayı kırarsa 133 hedefi var. Dolar bazlı ilk hedef de 7 dolar. Şu an pozitif mi? Pozitif. Bir miktar daha yürü. Ama 200, yani 200 PD'den hisse alınır mı? Numan Şen. Yayının başında baktım Numan'ına. En başına aç bak. Dobur. Çok riskli alıyorsunuz bebeğim ya. Çok riskli hisseler alıyorsunuz. Mesela bir arkadaşım soruyor. Bu hissi bunu bana Atlantis ne zaman söylemiştin? Ata SH'ye. Valla bunu da almadım. Bunu söylediler. Bunu da almadım. 87 PD bir çıkıyor, bir iniyor. Ya bu riski yakın izleme pazarı. Satsan satamazsın. 8 milyonluk tahta, öz sermaye 10 milyon. Yani baktığın zaman 93 katı piyasa değeri var. Burada 87. 1 liralık tahtaya 117 lira istiyor. %96 halka arz. Yani ben %1 üçünü alsam tahtanın sahibi olmam lazım. Bugün tavan atmış. Baktığınız zaman 15, 20 lot, 30 lot, 1800 lot var. Riskli mi? Hem brüt takas hem yipte. Riski tamamen size kaldı. Bakılacak bir hisse mi? 8. ayda diyorsun. Ha. 8 ayı daha var. 47'de 33 yükümlülük var. Vallahi GİMAT daha iyi. Açıkça söylemek gerekirse. 26 Hasılat 34'de 1 milyon kar 8 milyona çıkmış. Alır mıyım? Ya 100 bin liram varsa 5 bin lira at. Ama 100 bin liram vardı 10 bin lira atıyor. Şey 100 bin liram vardı 50 bin lira atıyorsam ben atmam. %54 şey 54 bin Investas'da bir alım var. Evet Investas en fazla alımı yapan bu. Ana tahtacılar satıyor mu? Hayır. %10 QNB, %10 12 vakıf. Satışta görünmüyor. Riskli mi? Valla balım ocağınızı söndürür. Ha alt banda geri gelmiş bu. Şunu kapat. Bu arada. Evet buna bir çizgi çizmiştik. Sonunda geldi. Kaç ay oldu? Dip 1, dip 2. Üçüncü dibini de yapmış. Valla dibini mi bini bilmem. Bana göre riskli mi? Riskli. Ne yaparım bu tahtada? Eğer ki 116'nın üstünde kalırsa yürürsün 147'ye. Onu da kırarsa yürürsün 185'e. Alttaki destek nerede? 95 bandında duruyor. Zaten desteğe değdirip geri gelmiş. Şu an elimde tek lot yok. Ya paramı da risk edemem açıkçası. Ne ala memleket. Haftalık grafiğe göre yapacaksanız bir şansınızı deneyin. Tüm paranızı basmayın. Çünkü çıkamazsınız. Kademede lot yok. Balım. Ya buradan güzel görünüyor. 3 liralık tahta. O 190 liraya gitmiş. Bu sana bir mal çakmaya başlar. Emin ol. Şurada koyduğum 1 milyonu bu tahta şu 4 liraya gelene kadar satamazsın. Şu kademeye bir lot koyar, iki lot koyar. Kağıttan kaplan gibi satamadıktan sonra nereye gideceksin? Böyle telefonuna baktığın zaman görürsün. 100 bin lira koydum, 500 bin lira kârım var. Ama satmaya kaldıktan sonra o 500 bin lirayı bulamazsın. Bekle ki satasın. At SYH. Tekno çocuk jantsa. Çok riskli yerlerde dolaşmayın. Azıcık garanti yere paranızı atın. Jantsa. 9P'de 15'lik tahta 140 liraya. 80 milyon sermaye 1.300'e gelmiş. 640 bin lira para çıkışı var. İlk 10 tahta. Bugün Bankof satmış sadece. Bir bakalım. Bunun mesela bilançoları berbattı Jantsa'nın.
Hani ben listeye koymam diyordum ya. Janssen'ın bilançoları gerçekten kötüydü. Şimdi de 200 milyon nakit ticari alacak. 560 stoklarda da 660 malı var. Sonradan kendini düzeltti. 2,5'ta 1.400 yükümlülüğü var. 800 milyon kazanç. Hasılat 2.400'e 3 katına çıktı. 190 milyon da 500'e kadar çıktı. Yani çok afaki mi? Artık 9P'de benim için biraz fazla, %49 garanti, aynı Sasa'da olduğu gibi artık çıkmayan bir Sabancı bulun. Garanti Bankası 430 alıyor. Ana tahtada bir satış var mı? Yok. Kendinize çıkmayan tahtalar bulun da para kazanın. 38 yapı kredi alım var. Çok büyük. Para dönmüyor eskisi kadar. Takasında. Jantsa bakalım mı? Jantsa. Yani şu çıkışı bir daha yakalar mısın? O 40 yılda gelen bir çıkıştı. 40 yılda bir gelir, yakalarsan ne ala. 6 liralık tahtayı satarsın 69 liraya, 10 kat. Jantsa. Jantsa, Jantsa. 103'ü kırarsa 130. Yani buna bakılmadı diyen arkadaş için şunu diyeyim. Şurayla şura arasında yaklaşık 42 gündür hiçbir şey değişmedi. 130 stopu, 164 hedefi. Kırarsa da 202 hedefi var. Kısa vadeli hedef yapar mıyım? Yok. Jantsa ne günlük kırdı, ne haftalık kırdı. Yeni stop noktam neresi? Yeni stopu burası. 130'un altı, yeni hedefi neresi? 164. Yeni yıl hepinize sağlık, huzur, bol kazançlar versin. Ya ben o kadar Pollyanna değilim. Benim yeni yılda beklediğim böyle 80 IQ'nun altında, içinde vicdan, insan sevgisi, hayvan sevgisi, adalet duygusu bulunmayan, herkesi öldürecek bir virüs çıksın. Allah'ım yollasın, dünya rahat etsin. Yeni yıldan dileğim sadece böyle sağlık, mutluluk gibi dileklerim yok. Dünya anca öyle rahat edecek gibi geliyor. Bence çok güzel bir dua. Hepiniz de yeni yıl için amin diyebilirsiniz bence. Duayı beğenmediyseniz de yapacak bir şeyim yok. Benim duam anca öyle olur. Böyle dünya barışı falan dileyemeyeceğim. Güzellik yarışmasındaki gibi. Hiç dolar bazısına bakmayayım balım. Dolar bazısına sokturma beni. Jantsa TL yeter bize. Ketçap seven mi? Ketçap. Yerine göre, her yemekte değil. Evet, saat kaç oldu? Saat 55 dakika olmuş. Çok mu? Yayınları kısa tutuyorum, bitsin diye. Yeni yılda çok fazla yayın olmayacak zaten. Akfen, Süleyman Uysal. Yazmaktan yorulmadım mı? Helal olsun. AKFG'ye, AKFEN 1.12P'de 4 liralık tahtayı 5 liraya veriyorlar. 1.300 sermaye 6 milyara gelmiş. 1.12P'de ucuz sayılır. Sayılır. Hakikaten sayılır. Yani 200 PD'lik şirket değil en azından. Kafa rahat eder. Bu ne yapmış balım? AKFG'ye 1 milyon 800 bin para çıkışı var. Bugün 1.400 yatırım almış. 1.100 satış var. Çok mu büyük? Değil. 34 milyon nakitim var. Finansal yatırım 22, ticari alacaklar 180, 40, 200 bin lira stoklar. Bir görelim. 9 milyarda 3.600 yükümlülük. Daha çok duran varlığı var nakitten ziyade. 120 satış 360'a gelmiş. 3 kat 770 milyon kar 1.3 milyar. Seni cezbeden kısım burası değil mi? 1.3 milyar. Bu eskiden tavı mı bir tane yer işletmelerini, hava yollarının yer işletmelerini işletirken çok güzeldi. 21, 14, 11, 10. Valla 4 tane ana tahtacısı var. 129 ünlü bir oyak mal satmış. Ya da bir bedelli bölünmesi var. Onu şimdi anlarım. 37 yatırım satıyor. 13 emeklilik satıyor. Kim topluyor? 12 Deniz. Bir göreyim. En azından neye yatırım yaptığını bir görelim de. Teknoloji meknoloji ise sadece GYO'dan başka bir şeyleri var mı? Akfen'in. Gayrimenkulünü biliyoruz. Karaköy.
Gökliman yatırım. Sadece GYO olarak gidiyor. AKFG'ye bakalım. AKFG'ye ne uçuyordu zamanında, değil mi bebeğim? Uçuşun başladığı yer 1,50, bittiği yer 8 lira. Sen o uçuşu diyorsun, ben o uçuşu boş verdim. Ya ben sana diyorum ki tahta 3,80'i kırarsa 4,80, 4,80'i kırarsa 5,70. Nasıl? Yani hedefe göre gidersen daha mı iyi? Atıyorum 4,70'i kırdı, ilk hedef koy %21'e, mis. %21'in yaklaşık 2,5'ta birine bankada bir yıl bekleyeceksin. Burada 4 haftada alıyor. Günlük hedeflerimi haftalık. Haftalık hedefi de güzel, günlük hedefi de güzel. Şurada bir 50 günlük ortalama var. Şurada bir dip, iki dip, üçüncü dibin 50 günlük ortalama 4,30'a değerse dikkatli ol. Ya ben haftalıkçıyım, ben günlükte işim yok dersen sana çok büyük saygı duyarım. Şu an için yapacağım neresi? 5,70'i kırarsa ilk hedefim neresi balım? 7,16. Ana hedefi zaten çizmişiz. 8,80. Şu an problemli görünmüyor. Döndüğü yer neresi? 2,80. Bak sat verdiği yerin dibi neresi? Bunu 5 lirada satıp al verdiği yerin tepesi 3,29'da almak sağlıklı mıdır? En sağlıklısı odur. Hem kendini yormazsın, hem beni yormazsın. Hem para kazanırsın. Akfen, TL mi dolar bazlı mı dersen bence TL bazlı grafiğiyle git. Hiç dolar bazlı yormana gerek yok. Güzel trendinde gitmiş. Haftalık grafiğinde sıkıntı yok. Aylık grafiğinde sıkıntı yok. Yürü. Ha, buradan aldıysan 3 lira bandından aldıysan haftalık dönerse yapıştırırsın. Ama kısa vadede soruyorsan zaten söylüyorum. 4,70'i kırarsa hedef 5,76. Çizilen hedeften öteye bir şey yok. Hani buradaki arkadaşlar soruyor. Kısa vadeli hedef ne? Aha bu işte. Bu bandı kırdı 4,70'i. Bekleyeceğin yer 5,70. Yani 4,70'i kırdı. Geri dönerse stop yapar. Kırdığı zaman bir daha alırsın. Şurada %2-3 kaybedersin ama %22 kazanınca zararın telafi olur. %22 eksi 3 %19 falan. Ya da 18, 17, 15, 10 ne fark eder? Bir sisteme göre gidersen ne ala memleket. Saat sessizliğin ertesi. Bir saat kalmış. Bir saat kaldıysa kaçalım. Çok fazla hisse soruluyor mu? Soruluyor. Hepsine bakmam mümkün değil. Bu yılı burada bitirelim. Hocam kalbim dayanmayacak. Dayanır dayanır. Bir şey olmaz. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Seneye görüşmek üzere. Sağlıcakla mutlu kalın demeyeceğim. Hak ediyorsanız kalın. Hak etmiyorsanız kalmayın. Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz.